Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel güneşli bir Eylül ayından, Eylül gününden herkese merhabalar. Evet, tekrar. Bugün çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Neden? Neden? Evet, bugün ilk karavan deneyimimizi gerçekleştireceğiz. Çok uzun zamandır beklediğimiz, istediğimiz o küçük karavan turunu yapacağız hep birlikte. 3 gece, 4 gündüz beraberiz karavanla. Bakalım neler yaşayacağız. Umarım çok güzel geçer. Çok heyecanlıyız hepimiz. Zaten 3-4 gündür toparlanmaya çalıştık. Çünkü karavanda birçok eşyanızı kendiniz götürdüğünüz için şimdi ne lazım olur ne olmaz hiçbir deneyimimiz olmadığı için sadece bizden önce bu tarz deneyimleri yaşayan kişilerin vloglarını seyrederek birazcık tecrübe edinmeye çalıştık. Umarım çok güzel geçer. Gezebilmek için hava çok müsait. Evet, çünkü 3-4 gündür hava bayağı soğuktu ve yağmurluydu burada. Evet, bu bizi biraz korkuttu açıkçası. Dedik herhalde yağmurlu olacak. Evet. Karavanın içinden çıkamayacağız. Ama öyle şu anda değil. Öyle değil, evet, çok güzel. Her yer bizim evimiz olacak 4 gün boyunca. Bu çok keyifli bir şeydir eminim. Onun haricinde gördüğünüz gibi arkası şu anda tam görünüyor mu bilmiyorum ama üstte de port bagajımız var. İnanılmaz eşya dolu. Tabii ki karavanda hem mutfak eşyalarına hem yatacak mevresimleriniz, yastığınız, yorganınız, bunları birçok firma zaten temin etmiyor size. Siz hazırlayıp götürüyorsunuz. Bunu araştırdık biz. Onun haricinde tabii ki tabaktır, çanakları pişireceklerinizdir. Hani birçok şeyde biz şimdi biraz daha kırsal bir kesime gidiyoruz. Hani her şeyi bulamayız endişesiyle. Bir de çocuk olunca artı şeyler götürmek zorunda kalıyorsunuz. Mevsim kış, eşyalar çok kabarık. O yüzden biz biraz böyle dolu dolu gidiyoruz. Ama eminim bir gün siz de karavanla yolculuk yaparsanız ya bu kadar eşya gidiyor mu derseniz evet gidiyor gerçekten. Liste yaptık. Biz hep böyle listeyle hazırlık yaparız. Hani şunu alacağız, bunu alacağız, unutmayalım aklımıza geldikçe. O kontrollü bir şekilde oluyor. Size de böyle tavsiye ederiz götürecekleriniz. Bizim gibi böyle kiralama sistemiyle başlayacaksanız. Evet arkadaşlar, şimdi karavan kiralarken şunlara dikkat ediyoruz. Moto karavan kiraladığınız zaman B sınıfı ehliyet yeterli olabiliyor. Bu önemli. Ama çekme karavanda işler biraz değişiyor. Ama şu anda biz çekme karavan kiralamadığımız için onun hakkında pek araştırma yapmadık açıkçası. Çok fazla bilgiye sahip değiliz. Moto karavan kiraladığımız için şu anda bize B sınıfı ehliyet yetiyor. Yani ikimiz de şu anda karavanı kullanabiliyoruz. Bir rotamız neresi? Kerpe. İlk durağımız Kerpe olacak. Evet, Kerpe, Kefken'e gideceğiz. Ondan sonra bir Ormanya yapabiliriz. Sapanca tarafı. Yani Kocaeli civarlarında dolaşıyoruz. Aslında hani yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Çünkü altımızda karavan var. İstediğimiz yerde durup istediğimiz yerde konaklayabiliriz. Evet. İşte karavanın ve en güzel yanı da bu zaten. İstediğiniz her yerde konaklayabiliyorsunuz. Her yer eviniz. Evet. Tabii karavan fiyatları biraz yüksek. Onu söyleyeyim. Yani öyle çok düşük fiyatlara karavan kiralayamazsınız. Biraz hani sağdan soldan indirim falan yakalayabilirsiniz. Veyahut da sezon sonu indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Ne ala diyelim. Biz otomobil firmasından kiralıyoruz. Çünkü otomobil firmasında gerçekten çok kaliteli karavanları var. Şu anda Türkiye'nin bence en iyi karavanları otomobil firmasında. Onlardan kiralayacağız. Bize çok yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgileri tabii biz de tecrübe ettikçe sizlere aktaracağız, anlatacağız. Çünkü birçok kişinin karavan kiralama arzusu ve isteği var. Bunu biliyorum. Gözlerinizden okunuyor. Çünkü çok zevkli bir şey. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Çünkü yaşayacağımız bütün tecrübeleri size aktaracağız. Karavanda neler yapılır, nasıl yemek pişirilir, nasıl konaklanır, işte ısıtması, soğutması, atık su deposu, normal su deposu vesaire vesaire, bunlar hakkında size bilgiler aktaracağız. Umarım gezimiz güzel geçer. Umarım çok güzel geçer. Kazasız, belasız. Evet, sevgili dostlar, o zaman heyecanla beklediğimiz karavanımıza kavuşmaya çok az kaldı. Karavanda görüşmek üzere. Alacalı geziler. Karavanda. Hadi buluşmak üzere birazdan. Hadi.
Evet sevgili dostlar, otomobile geldik. Karavanımız hazırlanıyor ve terkimiz bize teslim edecekler. Bütün dezenfektasyon işlemleri yapılıyor. Dış, iç yıkama vesaire vesaire. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ben de. Ben yol boyu şarkı söyledim, eğlendim. Halbuki 2 saat yol geldik. Ama ben yine mutluydum. Dediğimiz gibi karavanın temizlenmesini bekliyoruz şu anda. Biz biraz erken geldik aslında. Çünkü Beylikdüzü'nden şu anda Kandil'e geldik. Bugün cuma trafiği açıkçası gözü alamadık. Öğlen daha yoğunlaşıyor çünkü. O yüzden biraz erken gelip burada misafir olmayı tercih ettik. Sağ olsun, hem çok güler yüzlüler, hem çok misafirperverler. Sürekli soruyorlar, bir şey ister misiniz, aç mısınız, içer misiniz? Çok teşekkür ediyoruz buradan da kendilerine. Bu arada otomobil firması Pendik'te. Yani araçları buradan teslim alıyorsunuz. Araçlar dezenfekte edildikten sonra teslim ediliyor. Gayet temiz bir şekilde. İşte pandemi sürecinde biliyorsunuz daha dikkat ediliyor bu tarz konulara. Birazdan dediğimiz gibi aracı teslim aldıktan sonra bize tarif edecekler. Ne nasıl kullanılır, ne nerede kullanılır. Biz de ondan sonra size anlatacağız. O zaman karavanda görüşmek üzere diyoruz. Thank you.
Tatilimizin ikinci günündeyiz. Evet. Nasıl gidiyor? İkinci gün alıştık artık. İstediğimiz hayat buymuş. Meğersem biz karavan içinde olmuşuz. Yok. Nasıl bir insan bu kadar çabuk alışabilir karavana diye soru sorduk kendimize. Evet, çok keyifli, çok güzel. İlk günün akşamı tabii ki biraz yerimizi yadırgamadık değil. Ama çok güzeldi, çok keyifliydi, güzel uyuduk. Bir de rüzgar vardı biraz. Rüzgar bir de karavanı da sallayabiliyordu bazen. Evet, evet, o da oldu. Akşam serindi. Burası Kefken. İstanbul'a ortalama 200 kilometre uzaklıkta. Trafikte falan 2,5 saatte gelebilirsiniz. 2,5-3 saatte sürebilir. Tabii paralı yoldan gelirsiniz. Daha kısa sürede buraya ulaşabilirsiniz. Kandıra'ya bağlı bir yer. Biliyorsunuz Kandıra yoğurduyla meşhur. Manda yoğurduyla. Mandaları da gördük. Çok güzeldi değil mi? Evet. Mandalar... Yoğurt da aldık kendimize bu akşam. Tüketeceğiz. Evet. Yiyeceğiz. Evet. Çok güzel bir yer. Gerçekten karavancı arkadaşlara ve kampçı arkadaşlara burasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Mutlaka görmeniz gereken bir yer. Çünkü denize sıfır olması çok büyük avantaj. Arkanız orman, deniz, hatta yazın denize de girebilirsiniz. Burada çok iyi yerler var. Kamp alanları var burada, çadır kamp alanları. Ücretli tabii onlar. Ama burada ücretsiz kalabilme imkanınız mevcut. Evet. Olta balıkçılığı var, tabii takalarla da çıkıyorlar. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka balık yemeğini de unutmayın. Dün çünkü gerçekten yediğimiz lüfer harikaydı. Evet, hala tadı damağımızda. Kesinlikle. Karavanın içinde söyleyeceğimiz şu, gerçekten bütün insanların bu duyguyu tatması gerekiyor. Çünkü özgürlüğün dibine vuruyorsunuz. Nereye giderseniz gidin, eviniz sırtınızda. İstediğiniz her yere çekebilirsiniz karavanınızı. Evet, burası olmadı, rüzgarlı, burası güneşli deyip sürekli bir dönüyoruz. Aynen öyle. Yani tamamen kendinize göre konumlanabiliyorsunuz. Çok hoş bir şey bu. Yemeğinizi yapabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Tuvalet ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Güneş enerjisi varsa elektriğinizi sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten her şey harikaymış ya. Evet. Karavanda. Yani insan evet 3-4 metrekarelik alanda bile mutlu olabiliyor. Kesinlikle. Burada minimum yaşamayı öğreniyorsunuz. Ben sabahleyin mesela bulaşıkları yıkarken kahvaltı bulaşıklarını yani evde ne kadar çok su tükettiğimi fark ettim. Az bir suyla da ihtiyaçlarınızı görebiliyorsunuz ya da elektrik işte akü bitmesin deyip çok daha tasarruflu davranabiliyorsunuz. Gerçekten bu minimalist hayatı yaşayıp siz de deneyimlemeniz gerekir diye düşünüyoruz biz. Evet. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de bunu deneyimlediğinizde aynı şekilde keyif alırsınız. Hem minimalist yaşantı hem de özgür olabilme duygusu insanı çok mutlu edebiliyor. Herkese tavsiye edilir. Biz devam ediyoruz. Şimdi ikinci günüyüz bugün. Karavanı 4 gün kiralamıştık. Bakalım bundan sonraki rotamız ne olacak? Kafamıza neresi esiyorsa oraya da gideceğiz. Hiç planlı bir şey yok şu anda. Evet. Yani nerede durursak orada konaklayacağız. Kesinlikle. Çünkü karavanın avantajını sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Evet, yarın görüşmek üzere. Bakalım yarın sizlere nerelerden sesleneceğiz. Evet, Alacalı Geziler karavanda devam ediyor. Rengarenk erişteler. Bunlar pancarlı, turuncular havuçlu, yeşiller ıspanaklı. Arada sadelerimiz de var ama sadeden az koydum. Evet, süper. Ama sadede birazcık var. Bunlar tamamen benim el emeğim, göz nurum. Harika gözüküyorlar. Bakalım. Umarım tatları da güzel olmuştur. Bu arada ilk defa tüketeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şiddetle bekliyoruz. Karnımız da acıktı sanki. Evet, acıktık. Suyumuz kaynamış. Evet, kaynamak üzere. İçeriyağımız da gördüğünüz gibi
çok orijinal. Kars'tan geldi. Çok kıymetli. Pınar Hanım. Evet, ne yapıyoruz? Köy eriştesini köy tabağımızda yiyoruz gördüğünüz gibi. Gerçekten bu köy tabağı benim anneannemden kalan bir tabak. Çok otantikmiş. Evet. Böyle üzerine de birazcık keş peyniri serpiyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra üzerine de birazcık ceviz kıracağız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun.